Metropolitan Müzesi'ne ulaşmak için merdivenleri çıkmaya başladığınızda karşınızda 28 mermer basamak bulursunuz. Yivli sütunlardan oluşan dar giriş kapıları ve onların ardında sizi büyük salon bekler. 1895'te Richard Morris Hunt tarafından tasarlandı. Burası insanları büyülemek ve varış hissini uyandırmak için yontma taşlardan yapılmış bir alan, büyük salon. Ziyaretçiyi belirli bir yere yönlendirmiyor. Karşısına 3 seçenek çıkarıyor. Kuzeye, güneye veya batıya gidilebilir. Eğer bu geniş merdivenleri takip ederseniz, balkon katında dolaşmaya başlarsınız. Tünel gibi koridorlarda dolaşmak ve karşınızdaki muazzam açık alana bakmak, muhtemelen yaşayabileceğiniz en heyecan verici deneyim olabilir. 20. yüzyılın başlarında Amerika'da devletin bu tip devasa bir yapıyı tamamlamaya yetecek parası yoktu. Asıl plan, beyaz mermerden eşsiz bir saray yapmaktı. Ancak mermer yerine en iyi kireç taşı kullanıldı. Duvarlardaki büyük, yontulmamış daireler aslında heykel programının parasızlıktan uygulanamamasının göstergelerinden biri. Büyük salon yıllar içinde birçok farklı amaca hizmet etti. Büyük salonun yapımı bittiğinde ilk olarak Amerika'da yapılan birçok heykelin sergilendiği bir galeri olarak kullanıldı. Ancak oldukça karanlık ve bunaltıcıydı. Yani biraz makyaja ihtiyacı vardı. Müzenin bir sonraki mimarları McKim, Mead ve White, kubbelerdeki delikleri genişleterek daha çok ışık almasını sağladı. Büyük salon günümüzde büyük tren garlarının hizmet verdiği kadar çok insana hizmet veriyor. Birçok insan sürekli bir yerden başka bir yere ilerliyor. Hunt'ın büyük salona yaptığı eklemeden önce parkta kendi kendine yeten bir yapıydı. Binanın yönünü 5. caddeye doğru çevirmek için yapının dönüşümünü sağlayan en harika fikirdi. Şu an mimari açıdan amacına hizmet ediyor ve gelen insanları duygusal olarak da oldukça etkiliyor.